Boğaziçi Üniversitesi'nde dışarıdan rektör atanması olayını siz nasıl karşılıyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin görüşünüz nedir? Tepkiniz ne oldu? Şimdi Melih Bulu Bey'i ben çok iyi tanıyan bir insanım. Bizim arkadaşımız, dostumuz. AK Parti'de biz beraber görev yaptık. 6 yıldan fazla biz aynı masa etrafında oturduk, çalıştık. Çok yakın tanıyan birisiyim Melih Bulu'yu. Böyle bir haksızlık görmedim yani uzun zamandır. Bir defa sorunuza başından itiraz ediyorum. Yani dışarıdan atama diyorsunuz Hı. ya, yani sanki dışarıdan atama öyle bir tanım yok yani. Şu anda hukuk mevzuatımıza baktığımız zaman e, Melih Bey herkes nasıl başvuruyorsa mevzuata uygun olarak başvurmuştur. E, kendisi ODTÜ'den mezun, ben yıllardır tanırım, oradan mezun, endüstri mühendisliğinden Boğaziçi Üniversitesi'nde master ve doktorasını orada yapmış ve hukuken mümkün olduğu için de kendisi başvuran belki de daha bilemiyorum sayı kaç taneydi ama Boğaziçi Üniversitesi olduğuna göre eminim bir sürü başvuran akademisyen vardır. O kadar akademisyen içerisinde bu konuya ehil olarak görülmüş ve nihayetinde de rektör olarak atanmış bir insan. Yani diğer üniversitelerde nasıl yapılıyorsa Boğaziçi Üniversitesi'nde öyle yapılmış. Yani şöyle anlatılıyor sanki. Boğaziçi'nin kendi kuralları var. Evet. Boğaziçi'nin kendi kuralları içerisinde atama olmalı. Böyle böyle bir yöntem yok ki. Yani mesela bir evvelki rektörümüzde yakın tanıdığımız çok başarılı bir e, akademisyen. O da aynı yöntemlerle e, o göreve gelmişti. Yani ben yolun başında buna itiraz ediyorum. Peki niye sizce bu kadar tepki çekti? Çok ee... olay oldu. Şöyle bir defa bu olayla ilgili olarak ben de çok doğal olarak e, takip ettim. Bu olayla ilgili olarak öğrencilerin itirazını çok çok tabi anlarım. Öğrenciler itiraz edebilirler, işte kendi kanaatlerini ifade edebilirler ve etsinler de benim de hayatımı öğrenci olarak itiraz ederek geçti yani. Biraz öğrenciliğin <laughs> raconunda bu vardır. Ama oraya artık siyaset e, şey yapıyorsa yani bütün bakıyorsunuz il başkanları gelip orada eylem yapıyorsa... Terör örgütlerinden oraya akınlar oluyorsa, hatta ben e, oradaki e, gözaltına alınan başörtülü bir kızımız vardı. Babasıyla konuştum mesela, anlamak istedim ne olduğunu. Yine sarı yerde dahavel, e, kadın kolların başkanlığı yapan, ben de aynı dönemde çalıştığım bir arkadaşımızın oğlu tutukluydu. Onun babasıyla e, konuştum, nedir anlamaya çalıştım meseleyi. E, böyle baktığım zaman bu çocuklarımızla ilgili olarak ya terör örgütlerinin çok enteresan bir baskısı var. Çok enteresan. O yüzden e, oradaki mesele yani kaşınmak istenen, büyütülmek istenen bir mesele görüyorum. Biraz evvel ifade ettiğim gibi oradaki öğrencilerin hukuka uygun olarak akademisyenlerin hukuka uygun olarak itirazlarını anlıyorum. Ama sanki hukuka aykırı, mevzuata aykırı bir e, uygulama yapılmış gibi Melih Bulu Bey'in böylesine e, şeytanlaştırılmasını anlamam mümkün değil yani. Mümkün değil.